Tarihten günümüze silah teknolojisinin gelişimi. Milattan önce 8. yüzyıl falan. Teknik olarak bir savaş duruşu olsa da gördüğü işler bakımından bir silah olarak ele alınabilecek Yunan falansı, tarihin yönünü belirleyen en büyük atımlardan biri. Saritsa adı verilen uzun mızraklar ve kalkanları taşıyan askerler birbirine yakın durarak oluşturdukları bu formasyon, durdurulması güç zırhlı bir araç görevi görüyor. Bu savaş taktiği antik Yunanlılara büyük bir avantaj sağladı ve Akdeniz uygarlığının yönünü belirledi. Milattan önce 4. yüzyıl, Gladius. Roma lejyonerlerinin standart kılıcı olan Gladius, her askerin taşıması gereken bir donanımdı. Sağlamlığı ve kolay üretimiyle Roma'nın kısa zamanda İngiltere'den doğuya kadar uzanan büyük bir imparatorluk haline gelmesinde önemli bir rol oynadı. O zamanlarda Roma askerlerinden tutun da arenalardaki gladiyatörlere kadar herkes bu kılıçları kullanıyordu. 7. yüzyıl, uzun yay. Ok ve yayın savaş sahnesinde kullanılması çok eskilere dayansa da genellikle muharebelerin yönünü belirleyecek kadar etkili olamıyorlardı. Yüzyıl savaşları sırasında ortaya çıkan uzun yay ise düşman karşısında büyük avantaj sağlayarak efsaneleşti. Çok uzun mesafelerdeki zırhlı hedefleri bile etkisiz hale getirebilen bu teknoloji İngilizlere Fransızlar karşısında büyük bir üstünlük sağlatarak Orta Çağ Avrupası'nın tarihini şekillendirdi. 8. yüzyıl, mancınık. Mancınığın kullanılmaya başlamasıyla artık duvarlarla çevrili şehirler bile güvende değildi. Bu teknolojiye sahip ordular önlerine çıkan şehirlerin duvarlarını taş yağmuruna tutuyor ve kolayca işgal ediyorlardı. 8. yüzyılda kullanılmaya başlanan mancınık o zamanın güç dengelerini hızlı bir şekilde değiştirmişti. 13. yüzyıl, barut. Çok önceleri bulunan ancak silah olarak kullanılmaya 13. yüzyılda başlanan barut, fiziksel güç karşısında sağladığı büyük üstünlükle tarihin gidişatını değiştirdi. Uzak doğudan Avrupa'ya doğru yavaş yavaş seyahat eden bu teknoloji hala dünyanın tarihini şekillendiren önemli bir öğe olmaya devam ediyor. 15. yüzyıl, Şahi topları. Şahi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılıp kullanılmış özel bir savaş topu. İstanbul'un fethinde kullanılmış. Yapılmış 3 ay süren Mehmet Ağa'nın özelliğinde Türk mühendislerinin yaptığı dökümünü ise Macar Urban adlı bir dökümcü yapmıştır. Bu topun namlusu 91,5 santimdir. 680 kilo ağırlığındaki güllesinin menzili 1200 metredir. Bu toplar İstanbul'un kuşatılması için Edirne'den yola çıkarılmış ve ancak 2 ay sonra İstanbul'a getirilebilmiştir. 1464'te Fatih Sultan Mehmet toplardan 2 tanesini Çanakkale Boğazı'nı savunması için Çanakkale Boğazı'na göndermiştir. Yüzyıllarca kullanılmadan kalan toplar 1807 yılında İngiliz donanması karşısında kullanılmış ve beklenenin aksine kusursuz bir şekilde çalışan toplar bir İngiliz gemisini vurmuş ve 60 denizciyi etkisiz hale getirmiştir. 19. yüzyıl yandan beslemeli makinalı tüfek. Koca bir ateş mangasının gücünü tek bir kişiye veren bu silah, Birinci Dünya Savaşı'nda sahneye çıkarak ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. Birkaç ay sürmesi beklenen savaşlar bu etkili teknolojiyle 4 yıla çıktı. Milyonlarca insanın ölümüne yol açarak dünyanın bugünkü durumuna gelmesinde önemli rol oynadı. 20. yüzyıl tank. Endüstriyel çağın bu dev mekanik canavarları ilk kullanılmaya başladığı andan itibaren tarihin gidişatını belirleyen önemli öğeler haline gelmişlerdi. Tankların gücü sayesinde Nazi Almanyası tüm Avrupa'yı kısa sürede ele geçirdi ve dünyaya korku salarak tüm bir çağın belirleyicisi olmuşlardı. 20. yüzyıl, uçak. Bu çığır açan teknoloji mesafeleri kısaltarak savaş kurallarını alt üst etti. Savaş sahnesinde yer aldığı günden itibaren tarihin gidişatını belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Uçaklarla beraber savaşlarda ölen sivil sayısı arttı. Eskiden yapılan iki ordunun meydanlarda karşılaşıp yaptığı savaşlar sona erdi. Savaşlar bu yeni teknolojilerle şehirlere taşındı. 20. yüzyıl, atom bombası. İlk kullanıldığı andan itibaren yüreklere büyük korku salan bu kitle imha silahı 20. yüzyıl tarihinin en büyük belirleyicisi oldu. Bu korkunç silaha sahip olan devletler süper güç haline dönüştüler. Korkutucu etkileriyle sıcak savaş anlayışını değiştirdi. İnsanlık tarihi boyunca görüldüğü gibi öldürme aletleri değişse de insanların öldürme eylemi asla değişmeyerek sürekli devam etmiştir. O halde güçlü olabilmek için, barışı sağlayabilmek için bütün medeniyetlerden çok daha güçlü, çok daha yok edici silahlara sahip olmak gerekmektedir.